Arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Şimdi soru bankamızda Peygamber Efendimiz ve aile hayatı ünitesinin birinci tezini çözeceğiz hep beraber inşallah. Herkes de kitaplarını açtıysa hazır mıyız? Birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile Hz. Hatice'nin çocukları ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A şıkkı ilk çocukları Kasım'dır. B şıkkı Abdullah küçük yaşta ölmüştür. C şıkkı 4 tane kız çocukları olmuştur. D şıkkı bütün çocukları Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken vefat etmiştir. Şimdi hangisi doğru bir bilgi değildir diyor. Yani hangisi yanlıştır diyor bize. Bir kere bunun bir altını çizelim. A şıkkına bakalım. İlk çocukları Kasım'dır. Hatırlar mısınız? Araplar ilk doğan çocuklarına göre künyelendiriyorlardı. Yani tanıyorlardı birbirlerini. Peygamber Efendimizin künyesi neydi? Ebul Kasım. Yani Kasım'ın babası demek ve ilk doğan çocuğu Kasım'dır arkadaşlar bu sefer. Ve bu şık doğrudur. B şıkkı Abdullah küçük yaşta ölmüştür. Evet, Peygamber Efendimizin erkek evlatları çok küçük yaşlardayken vefat ediyorlar arkadaşlar maalesef. İbrahim de buna dahil, Maria isimli eşinden olan İbrahim de buna dahil arkadaşlar. Peki Hazreti Hatice'den 4 tane kız, 2 tane oğlu olmuştu. 4 tane kız çocukları olmuştu. Bunlar kimdi? Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. 2 de oğlu olmuştu. Kasım ve Abdullah. O halde D şıkkına bakalım. Bütün çocukları Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken vefat etmiştir. Arkadaşlar neredeyse bütün çocukları deseydi evet. Ama bütün çocukları o hayattayken vefat etmemiştir. Hazreti Fatıma hariç. Hatırlıyor musunuz? Hazreti Fatıma, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra vefat etmişti. Yani Hazreti Fatıma hariç bütün çocukları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken vefat etmiştir. Hazreti Fatıma hariç bütün çocukları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken vefat etmiştir. İkinci soruya geçelim. Hazreti Hatice'nin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile çalışmak istemesinde Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur? Neden Hazreti Hatice peygamberimize çalışmak istedi? Hangi özelliğinden ötürü peygamberimiz Hazreti Hatice çalışmak istedi? A şıkkı, soylu bir aileden gelmiş olması. Soylu bir aileden gelmiş olmasının bir önemi var mıdır sizce arkadaşlar? Bir bakalım. B şıkkı. Dürüst ve güvenilir olması. Dürüst ve güvenilir olması. Ben ticaret yapacağım. Ben şirketimin başında birini geçireceğim. Benim şirketimi en iyi şekilde yönetmesini istediğim bir kişi. Yalancı olabilir mi? Sahtekar olabilir mi? Arkadaşlar insanları kandıran biri olabilir mi? Olamaz. Dürüst ve güvenilir bir kişi olmasını isterim. C şıkkı. Öksüz ve yetim büyümesi. Evet, peygamberimiz öksüz ve yetim büyüdü ama öksüz ve yetim büyümesi Hazreti Hatice'nin onunla çalışmak istemesindeki sebeplerden bir tanesi olabilir mi arkadaşlar? D şıkkı genç olması. Genç olmasının bir önemi olabilir mi? Daha atik, daha cevval ama daha tecrübesiz olabilir. Onun için arkadaşlar Hazreti Hatice'nin Peygamber Efendimiz'le çalışmak istemesinin en önemli sebebi, hatta onunla evlenmek istemesinin en önemli sebebi, dürüst ve güvenilir bir insan olmasıydı Peygamber Efendimiz'in. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dürüst ve güvenilir bir insan olduğu için Hazreti Hatice onunla çalışmak istemiştir. Kervanlarını, şirketini ona emanet etmek istemiştir. Çünkü ona emanet ettiği zaman malına bir ihanet edilmeyeceğini bilir. Ona emanet ettiği zaman dürüst bir insanın onun malına sahip çıkacağını, onun ticari filolarına, onun şirketine sahip çıkacağını bilir arkadaşlar. Bu sebepten ötürü B şıkkı dürüst ve güvenilir bir insan olması Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice ile çalışmasındaki en önemli sebeptir arkadaşlar. Üçüncü soruya geçelim. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'nin vefatından sonra evlendiği ve bir çocuğunun olduğu kişi ve bu evlilikten dünyaya gelen çocuğun adları doğru verilmiştir? Arkadaşlar Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'den 6 çocuğu olmuştur. İkisi erkek, 4'ü kız. Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'ydı bunlar. Bir de Maria isimli eşinden olan
İbrahim adında oğlu vardı. Hatırlar mısınız? İbrahim çok küçük bir yaşta vefat ediyor ve Peygamber Efendimiz İbrahim'i yine kendi elleriyle kabre koyuyor arkadaşlar. Maria isimli eşinden olan İbrahim adında oğlu vardı Peygamber Efendimizin. Toplam 7 çocuğu vardı. Hazreti Hatice'den ve bir de Hazreti Maria'dan olan İbrahim adında oğlu. Tekrar söyleyeyim. Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve İbrahim adında çocukları vardı. Ve İbrahim Hazreti Maria'dan olan evladıydı arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. 4. Hazreti Hatice ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Hangisi doğru değildir? Hangisi yanlıştır diyor bize. A. Ticaret ile uğraşan zengin bir kadındı. Ticaret ile uğraşmasıydı kervanlar çıkartır mıydı arkadaşlar? Şam'a sefer düzenler miydi? Zengin bir insandı çünkü ticaret yapabilecek kapasitesi vardı arkadaşlar. İkincisi B şıkkı. Tahire ünvanı ile tanınan biriydi. Tahire ünvanı. Onun temiz, ahlaklı ve güvenilir biri olması sebebiyle ona ne diyordu Araplar? Tahire. Hazreti Hatice'nin ünvanı Tahire'ydi arkadaşlar. Bu da doğru. C şıkkı. İlk evliliğini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile yapmıştır. Arkadaşlar hatırlar mısınız? Mekke'de hastalıklar, salgın hastalıklar ve kuraklık sebebiyle insanlar çok genç yaşta ölüyorlar mıydı? Evet, vefat edebiliyorlar değil mi? Hazreti Hatice iki evlilik yapmıştı ve iki evliliği de eşleri çok erken yaşlarda hastalıklardan ötürü vefat etmişti. Ve üçüncü evliliğini arkadaşlar Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile yapmıştır arkadaşlar. Yani ilk evliliğini Peygamberimize değil, üçüncü evliliğini Peygamber Efendimize yapmıştır. Yanlış olan şık C şıkkıdır arkadaşlar. D şıkkına da bakalım. Peygamber Efendimizin bu evlilikten 6 çocuğu olmuştu. Evet, 6 çocukları vardı. Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Yanlış olan şıkkımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice'nin çocuklarından biri değildir? Sayalım çocuklarını. Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Ali arkadaşlar Peygamber Efendimizin çocuğu değil, amcası Ebu Talib'in oğludur. Amcası Ebu Talib'in oğludur ve Hazreti Fatıma'nın da eşidir arkadaşlar. Oğlu değildir, damadıdır ve kuzenidir arkadaşlar. Amcası Ebu Talib'in oğludur Ali. Peygamber Efendimizin çocuklarından biri değildir. Evet. Altıncı soru. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi doğru değildir? A şıkkı Demet. Dünyaya gelmeden babasını ve 6 yaşındayken annesini kaybetmiştir. Arkadaşlar babası o dünyaya o doğmadan 3 ay önce vefat etti. 6 yaşındayken annesini kaybetmişti Peygamber Efendimiz. Evet. B şıkkı Mevlüt. Annesinin ölümünden sonra bakımı dedesi Abdülmuttalip üstlendi. Evet. 6 yaşından 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalip Peygamber Efendimizin bakımını üstlendi. C şıkkı Çağla. Dedesinin ölümüyle 8 yaşından itibaren gençlik çağına kadar amcası Ebu Talib'in yanına kalmıştır arkadaşlar. Evet 8 yaşında dedesini kaybedince Peygamber Efendimiz amcası Ebu Talib onun bakımını üstlendi ve evlenene kadar yani 25 yaşına kadar amcası Ebu Talib'in yanına kaldı. D şıkkına bakalım. Gamze ilk evliliğini kendisine peygamberlik görevi verildikten sonra yapmıştır. Arkadaşlar İlk evliliğini kendisine peygamberlik görevi verildikten sonra yapamaz. Çünkü Peygamber Efendimiz 25 yaşında evlendi. Ona peygamberlik ise 40 yaşında geldi. Yani evlendiği sırada peygamber olacağını bilmiyordu bizim peygamberimiz. Daha 25 yaşındaydı ve kendisine peygamberlik görevi verilmeden önce evlendi. Tam tersi olacak. O yüzden D şıkkı yanlış şıktır arkadaşlar. Cevabımız Denizli. 7. soru. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çocukluk ve gençlik yıllarından itibaren dürüst ve güvenilir bir kişi olarak tanınıyordu. Bundan dolayı da insanlar ona güvenilir Muhammed diyorlardı. Bu özelliği Hazreti Hatice'nin de kendisine evlenme teklif etmesinde etkili olmuştur. Verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirirse doğru olur? Peygamber Efendimizin lakabı neydi? Muhammed-i Resul değil, Muhammed-i Nebi değil, Muhammed-i Yetim değil. Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed. El Emin, Muhammedül Emin'dir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. 8. soru. Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iş teklifi yaptıktan sonra
onu Şam'a gidecek olan kervanın başına geçirdi. Hazreti Hatice kervanla beraber yardımcısı Meyseri'yi de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yardım etmesi için gönderdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Şam'la malları sattı ve yeni malları alarak Mekke'ye döndü. Yaptığı ticarette dürüst ve başarılı oldu. Hazreti Hatice'nin yardımcısı ticaret dönüşü tüm olan biteni kendisine anlattı. Verilen bu parçada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A şıkkı. Son peygamber olduğuna, peygamberlikten bahseden bir nokta var mı? Bir bakalım. Başarılı bir insan olduğuna B şıkkında, başarılı bir insan olduğuna evet. Yaptığı ticarette dürüst ve başarılı oldu. Başarılı bir insan olduğuna ulaştık. C şıkkı kendisine güvenildiğine arkadaşlar. Kendisine güvenildi. Hazreti Muhammed'e yardım etmesi için Meysere'yi gönderdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Şam'la malları sattı ve yeni malları alarak Mekke'ye döndü. Yaptığı ticarette dürüst ve başarılı oldu. Hazreti Hatice'nin yardımcısı ticaret dönüşü tüm olan biteni kendisine anlattı. Dürüst ve arkadaşlar başarılı oldu. O halde dürüst insanlar güvenilir mi? Tabii ki. D şıkkı dürüst biri olduğunu arkadaşlar. Peygamber Efendimiz az önce zaten söyledim. Yaptığı ticarette dürüst ve başarılı olduğu zaten dürüst olduğunu kendisi veriyor. Ama son peygamber olduğuna dair bir bilgi bize verilmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar son peygamber olduğuna dair bir bilgi bize verilmemiş bakın parçada. Çünkü peygamberliği Peygamber Efendimiz 40 yaşında veriliyor. Burada ise 24 yaşında daha. O yüzden hangisine ulaşılamaz dediyse A şıkkıdır arkadaşlar. 9. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem çocukları ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? İlk çocuğu Kasım'dır A şıkkında. İlk çocuğu Kasım'dır. Peygamber Efendimiz'in künyesi neydi? Ebul Kasım. İlk çocuğu Kasım'dır arkadaşlar. B şıkkı. Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye ve Fatıma adlı kız çocukları vardır. Evet. Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma arkadaşlar kız çocuklarıdır. Ve bir de İbrahim vardır. Abdullah diğer erkek çocuğudur. Evet, Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Bütün çocukları kendisi hayattayken vefat etmiştir. Arkadaşlar bütün çocukları kendisi hayattayken vefat etmiyor. Hazreti Fatıma Peygamber Efendimiz'den çok kısa bir süre sonra vefat ediyor. Hazreti Fatıma hariç bütün çocukları arkadaşlar kendisi hayattayken vefat ediyor. Hazreti Fatıma buna dahil değil. Hazreti Fatıma hariç bütün çocukları kendisi hayattayken vefat etmiştir. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem evliliği ve çocukları ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? İlk evliliğini 40 yaşında yapmıştır. Arkadaşlar Hazreti Hatice ile 25 yaşındayken evlendi Peygamber Efendimiz. 25 yaşındayken evlendi. İlk evliliğinden 6 çocuğu dünyaya gelmiştir. Evet ilk evliliğini Hazreti Hatice ile yapmıştır. Ve bu evlilikten Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma adında 6 çocuğu dünyaya gelmiştir. Hazreti Hatice ilk ve tek eşidir. Arkadaşlar İlk ve tek eşidir diyor arkadaşlar. İlk eşidir ama tek eşi değildir. Hazreti Hatice'nin vefatından sonra Mariye isimli biriyle evleniyor ve Hazreti Ayşe ile evleniyor arkadaşlar. Birkaç siyasi evlilik yapmak zorunda kalıyor Peygamber Efendimiz. İlk eşidir ama tek eşi değildir Hazreti Hatice. Hazreti Hatice'nin vefatından sonra çeşitli evlilikler yapmak zorunda kalmıştır Peygamber Efendimiz. Çeşitli evlilikler yapmıştır. Hazreti Hatice ilk eşidir ama tek eşi değildir. Hatırlarsanız Maria isimli eşinden İbrahim adında oğlu dünyaya geliyor. D şıkkı evliliğinde 4 erkek, 2 kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Arkadaşlar ilk evliliğinde 4 kız, 2 erkek çocuğu dünyaya geliyor. Bu şık da yanlış. Niye? Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma saydığımız zaman 4 kız, 2 erkek oluyor. B şıkkında ilk evliliğinden 6 çocuğu dünyaya gelmiştir. Ve Maria isimli eşinden ise İbrahim dünyaya gelmiştir. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. 11. soru. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk evliliğini nokta 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 ile yapmıştır. Kimle yapmıştır arkadaşlar ilk evliliğini? Boş verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdaki kişilerden hangisi getirilmelidir? Hazreti Mariye, Hazreti Ayşe, Hatice'nin vefatından sonra evleniyor. Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice'nin vefatından sonra evleniyor. Hazreti Zeynep, Hazreti Hatice'nin vefatından sonra ama Hazreti Hatice ilk eşidir arkadaşlar. 25 yaşındayken Hazreti Hatice ile evlenmiştir Peygamber Efendimiz. 25 yaşındayken. Ve bu evlilikten 6 çocuğu dünyaya geldi. Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Maria isimli eşinden ise İbrahim dünyaya geldi arkadaşlar. Arkadaşlar benim dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize
İyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun inşallah.